Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Evet biraz daha toparladım ama maalesef ve maalesef üzücü bir haber. Hani ne kadar üzücü bir haber? Kime göre üzücü bir haber? Bilmiyorum ama Kim Minji yola açık olsun diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'den bir kiminci geçti. Hani ben videoyu 14 Temmuz akşam saatlerinde bu oranın yayınından sonra çekiyorum ama sabaha paylaşmayı düşünüyorum. Biraz da aslında bakarsanız <laughs> duygusal bir yoğunluk var üstümde. Hani o yüzden de bunu ee... Yani videoda sürçülisan edersem kelimelerde affolam. Önce şunu söyleyeyim. Size aşırı bir şey söyleyeyim. Twitter'da da paylaştım ama. Yani Kim min Ren ve Napoli kulüplerinin her ikisine de gidiyor. Diyor ki Fenerbahçe ile anlaşmazsanız istediğiniz yıllık ücreti verin. Kabul etmiyorum. Yani kısacası giderken bile Fenerbahçe'yi düşünen bir kraldan bahsediyoruz. Süreç şöyle gelişmişti arkadaşlar. Şimdi e, duyumcu arkadaşlar hepsi haklılar kalacak diyenler de haklıydı. Gidecek diyenler de haklıydı. Napoli diyenler de haklıydı. Ren diyenler de haklıydı. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Önce ne oldu? Önce e, Kim Minji ile görüşmek için Ren kulübü oyuncuyla sözleşme görüşmelerine başladı deniliyordu. Doğru. Fenerbahçe'nin hemen hemen anlaşmışlardı. Fenerbahçe anlaşma zeminine yaklaştık, yaklaştıkları için izin vermişler. Zaten birkaç gündür de idmana çıkmıyordu. Kim? Aslında idmanlar vardı. Ama e, insanlar bir şey çakmasın diye. Bazı futbolcular yok idmanda fark ettiyseniz. Söylememişlerdi. Yaklaşık yıllık 2.2 milyon euro maaş teklif etmişlerdi. Sonrasında tabii Fenerbahçe taraftarı olarak ben de dahil hepimiz şunu söyledik. Lan, satılacaksa da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalalım sonra satalım diye. Ama yanlış anlamayın ama ee, satacağın adamlar da enayi değil arkadaşlar. Yani 10-15 milyon euro, 20 milyon eurolar konuşuluyor. Ha kim olmadan şu an Dinamo Kiev eşleşmesinde favori Kiev olur diyen arkadaşlara da kısmen katılırım. Hani hocalıkta bir şey yok. Hocam en kritik oyuncun gidiyor. Hani Jorge Jesus çıkıp kendi oynayacak hali yok diyor. Jorge Jesus'un kendi oynasa sıkıntı ya. yaşta başta adam Allah göstermesin. Durun. Ona da gerek yok. Ay yedek stoperimiz bile kalmaz diyor. Iııı ee, ben bir şey söyleyeyim Tisserant'ın kalması daha opsiyonel oldu şimdi. Yani şu an mevcut koşullarda Atilla Salahi, Serdar Aziz ve Tisserant kalmış durumdalar. Hani eline iyi kadro vermen lazım, şansı arttırman lazım ama Jesus'un elinde bu kadro olmaz. Çünkü Kim Minji çok çok başka bir oyuncu diyor. Katılıyorum. Şimdi Fenerbahçe'de oynadığı süreç boyunca hazırlık maçları da dahil Aslına bakarsanız verebileceği her şeyi verdi Kim Minji Karakterli bir oyuncu Şimdi kariyeri doğrusunda gitmek istemesi de onun en büyük hakkı Hani e, bunu kulübe ifade etmişti daha önce söyledim ama belki unutmuşsunuzdur normalde renk kulübü Kim Minji'nin tercih edeceği bir kulüp değil Ben A Plus bir kulübe gitmek istiyorum buradan gidersem de A Plus bir Kulübe gideceğim demişti Fakat Ren'in hocası ee, yani Renin hocası Kim Minji'nin Çin'den hocası arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Renin hocası Kim Minji'nin ee, Renden hocası. O yüzden böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyeyim. <laughs> ee, yani son dakikalarda haberler paylaşıldı. Kim Minji'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Resmi imza için Fransa'ya gitmeyi gitmesi bekleniyor gibi açıklamalar yapılmıştı. Napoli kulübünün hani Napoli kulübünden de bir açıklama vardı. Tam şampiyonlar ligi seviyesinde diyordu Napoli kulübü ama şampiyonlar ligi seviyesinde dedikleri futbolcuya 15 milyon euro verdiler. Bir kuruş üstüne çıkmadılar. Ren'in 18 milyon euroya iş bitirdiği söyleniliyor arkadaşlar. Ama ben şunu söyleyeyim. Bugüne kadar hiç söylemediğim bir şeyi söyleyeyim. Peşin fiyatına 20 milyon euro, taksitle 23 milyon euro serbest kalma bedeli diye biliyorum. Bugüne kadar hiç söylemediğim bu bilgiyi de söylemiş olayım. Abi artık şu saatten sonra önemi yok. İsterse 15'e alsınlar, isterse 17 alsınlar. Yani şu an bütün ajanslarda geçmeye başladı yavaş yavaş. Fenerbahçe ve renk kulüpleri Güney Kore Stoper Kim Minji transferi konusu anlaşma sağladı. Resmiyete kavuşmasını bekliyoruz diye. Yine Türk duyumculardan birisi 18 milyon euroya anlaşıldı diyor. Anlaşma sağlandı diyor 18 milyon euroya. evet sıcağı sıcağına haberler geliyor arkadaşlar. Şimdi gönül koymanın manası yok. Bize gerçekten inanılmaz şeyler izlettirdi diyen arkadaşlar da var. Yani komple bir oyuncuyu bulmak çok çok zor. Yani şu saatten sonra hızlı, temaslı, güçlü, iyi pozisyon bilgisine sahip. Gerçekten iyi bir stoper bak. Arkadaşlar alacağımız stoperde şimdi ben size birkaç tane de isim vereceğim. Hızlı bir, temaslı iki, güçlü 3, iyi pozisyon ya da pozisyon bilgisi diyeyim arkadaşlar. İyi pozisyon bilgisi diyeyim. Bu dört özelliği hangisi sağlar? Sizlerden yardım isteyeceğim. Ee, pazartesi günü eğersem kimi son kez izlemişiz? Yani, orada 30 milyon euro koydurmuş Rende serbest kalma bedeline. Haberiniz olsun. 30 milyon euro koydurmuş. Evet haber globalde son dakika haberi. Ren kulübü serbest kalma maddesini ödeyeceğini Fenerbahçe'ye bildirdi. Fransız takımı Kim Minji ile de anlaşarak transfer noktası. Zaten Kim Minji'nin dediğim gibi karakter koyup ortaya hani Fenerbahçe'yle anlaşırsanız anlaşırsınız. Anlaşmasanız ben gelmiyorum cümlesi vardı. Arkadaşlar şimdi Kim Minji'nin ayrılması durumunda düşünülen isimleri ben size tek tek söyleyeyim. 1. Ruben Semedo. Şimdi Kişisel hayatında bazı sıkıntılar yaşayan bir isim az buçuk siz de duymuşsunuzdur. Ee, bu isim hani 5 milyon Euro piyasa değerine sahip. Bakın Boya dikkat edin 191. Yani ben 1.91'lik bir oyuncunun kolay kolay hızlı olacağını düşünmüyorum. 185'in falan altında olması lazım. Hani ne dedik 4 özellik: hızlı, temaslı, güçlü, iyi pozisyon bilgisi. İyi pozisyon bilgisi olabilir, güçlü olabilir, temaslı olabilir ama bence hızlı değil bence Fenerbahçe'nin e, bu sürecinde yani Fenerbahçe'nin bu sistemine ayak uyduramaz diye düşünüyorum. Semedo ismini. Benim bir isim daha vardı ya. Neydi? Rodrigo Caio muydu? Ha. Rodrigo Caio. Bu Rodrigo Caio ismi 28 yaşında Flamengo'nun oyuncusu. E, bu da 1.83 boyunda stoper. Rodrigo Caio. 1.83 tamam boy uygun. 28 yaşında 17 Ağustos doğumlu 29 olacak. Brezilya milli takımında 5 kez maça çıkmış. 5 milyon euro piyasa değeri var. İtalyan pasaport da var. Sağ ayaklı ama sol bekle oynamışlığı var. Önlü veri oynamışlığı var. 12 maça çıkmış. 829 dakika almış. Oynadığı dakika bazında muhtemelen çöpleyeceksinizdir. Yine de ben söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada 3 milyon euroya gerçekleşti. Biliyorsunuz Kim Minji diyelim ki 23'e gittiyse yani 23 milyon euro taksitli fiyata gittiyse 20 milyon euro civarında bir para kazandırmış oluyor. Fenerbahçe tarihinde en çok para kazandıran isim Elvir Baliç. 7 milyon euroya gelip 25'e gitti diye hatırlıyorum. 25 milyon euroya yani 18 milyon euroluk bir kar. Eğer Kim Minji 21 milyon euronun üstüne giderse en çok kar elde ettirmiş futbolcu olacak hem de bir sene içinde. Bu da bir anekdot olarak kalsın. Üçüncü bir isim Jason Denayer. Denayer de 28 Haziran 95 doğumlu. Aslına bakarsanız hani ben Denayer ile ilgili de bir şeyler söyleyeceğim. Kendimce birkaç cümlem var. Başlangıçta her takımdan çok yüksek bedeller istedi Denayer. Ama sonradan mecburen düşmek zorunda kaldık. Çünkü kimse vermiyor paraları. Ve arkadaşlar şunu belirteyim. Dena Denayer'in fiyatını gerçekten çok indirdik. Bakın bende öyle bilgiler var. Söylemeye utanıyorum. Niye utanıyorum? Yani şahsen benim inanasım gelmiyor. Size söylemeyi korkuyorum. Çok çok düşürdük. Yani Kim Minji'yi bizden ne kadar alıyorsa ondan daha düşük bir bedele düşürdük. Yıllık ücretini o kadar söyleyeyim. Ve Denayer'in de bize sıcak baktığı, sıcak baktığı gelen haberler arasında. Bu da çok ilginç. Yani fiyatı insin diye beklenilen futbolcu çok çok inmiş oluyor. İmza parası olarak da 3 milyon euronun altında bir imza parasına. Yani bak şöyle bir şey söyleyeyim. Hayır ben Galatasaray'dayken beğenmiyordum ama Fransa'da gerçekten iyi bir çıkış sergiledi. Hocam Jesus istiyor mu? Jesus'un istediği isimlerin başında geliyor desem yalan söylemiş olmam. Ha biraz sakarlığı vardı ama ideal topçu. Bu arada 28 Haziran 95 dedim 27 yaşında boy 1.84 bakın 1.84 kız demek ki var. <laughs> belki inşallah diyor Adil Rami gibi falan bir şey çekmeyiz diyor. <laughs> i̇nşallah inşallah. Ee, stoper. Belçika milli takımının 35 kez formasını giymiş. Arkadaşlar gözünüzün yani yiyin. Bakın etmeyin eylemeyin. Demokratik Kongo vatandaşı. Şimdi e, biliyorsun şey, Demokratik Kongo doğumlu. Demokratik Kongo'lu Tisserant da var. Yani iyi bir arkalı önlü tandem oluşturabilir. 25 milyon euroyu gördü 9 Nisan 2021'de. Valla <laughs> alınırsa bence bence Kim Min boşluğunu tamamen doldurur mu bilmiyorum ama e, bir şeyleri doldurur gibi geliyor bana. Hız var, temas da var, gücü de var, iyi pozisyon bilgisi var ama biraz sakarlığı var. Onu da söyleyeyim. Bu arada aklıma bir şey geldi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Aklıma gelen şeyi de söylemezsem olmayacak. Ee, Aa, Ahmet abi söylemiş Ahmet Dursun oğlum. Ahmet abiye de buradan selamlar olsun. Gerçi şu an el salladığımı göremiyor. Ee, arkadaşlar farkında mısınız? Son yıllarda Fenerbahçe her sene çift taneli bonserviste futbolcu satan kulüp oldu. Her sene çift tane. Her sene çift tane, çift tane, çift tane. Böyle böyle yani gerçekten çok iyi oluyor ya. Bak şu an var ya cazibe merkezi haline getiriyorsun. Vallahi bak cazibe merkezi haline getiriyorsun Fenerbahçe'yi. Mesela bir tane dangalak vardı. Ee, neydi o dangalanan adı? Malan Kısar. Dangalak. Gel sıçrayış yap. Gerçi hala gelebilir de. Ee, <laughs> Şimdi e, Malan Kısar 23 Ocak 99 doğumlu 23 yaşında 1.82'lik stoper. Sol ayaklı sol stoper Senegal asıllı. Chelsea kadrosunda çok düşünmüyor. En son 2 milyon euroya Portoya kiralamıştı. Şu an transfer market değeri 8'e kadar düştü. Fransa liginde oynamış bir oyuncu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ee, ya aklınızın bir köşesinde Malanxar dursun. Yakında çok konuşacağız. Yakında çok konuşacağız. Onu söyleyeyim. Alexandre Penetra hatırlayın arkadaşlar. Bu ismi de konuşmuştuk. Bu isim de 20 yaşında. Henüz genç. Bu kardeşimiz henüz genç. Famalico'da oynuyor. Bakın 9 Eylül 2001 doğumlu. 20 yaşında 1.86'lık stoper. Ee, Yaşlı genç. Bak fizik çok yok. Yani güç çok yok. Ama e, bu arkadaş aynı zamanda... Vitor Pereira'nın da listesindeydi diye biliyorum Yani Vitor Pereira Kim Minji'yi alamasa belki bu arkadaşı alacaktı. Bence biraz sıcak bakarsınız bu bilgiden sonra. Bu arada Pereira'ya da teşekkürler. Gerçekten Fenerbahçe'ye müthiş topçular kazandırdı. Crespo, Kim Minji belki bunlardan yani 30 milyon euroya yakın para elde edeceğiz. Kimse bilemez. Ruben Semedo'yu konuştuk, Kayo'yu konuştuk. Brooks vardı, Rogon'un şeyi futbolcusu ama arkadaşlar ben bunu sordurdum ee, bu Brooks'a neydi John Anthony Brooks bu John Anthony Brooks'a şey sıcak bakmıyor Jesus sıcak bakmıyor şu anda serbest statüde çok futbolcu ama sıcak bakmıyor yani benim elimde Tserant var yani ne gerek var falan diyor bir kardeşimiz iki tane futbolcu önermiş ben kimsenin hakkını yiyemem hani ben öneriyorum falan filan diyemem bir kardeşimiz iki tane futbolcu önermiş. Her iki oyuncu da oyunun boyunu kısaltan oyuncular diyor. Mutlaka bu futbolculara bakın diyor. Bir, Josip Stalo, Dinamo Zagreb'in oyuncusu 2028'e kadar sözleşmesi var. Ölene kadar Dinamo Zagreb'te. 1.88 boyunda 22 yaşındaki stoper. Zagreb bir şekilde at yapısına katmış. Aklınızda bulsun 8 milyon euro piyasası var. Ben bunları açıklama kısmında yazacağım. Bir de Nahuen Ferrari'si var. Manchester United U23 takımında 189 boyunda Kolombiyalı stoper. Bu çocuk da sağ ayaklıma. Sağ ayaklı. İtalyan pasaportu da var. O da Manchester City'nin bir dönem altyapısına kattı. Sonra sürekli kiraladığı bir oyuncu. O da düşünülebilir diyor kardeşimiz. Uzun lafın kısası Fenerbahçe'den bir kim geçti? Daha doğrusu kimi sevdiysek geçti gitti. Değerini bulan her futbolcunun satılması görüşündeyim ama zamanlamasının yanlış olduğu görüşündeyim. Niye zamanlamasının yanlış olduğu görüşündeyim? Ya şurada maça 6 gün kalmış. Ha, bugün de sayma 5 gün kalmış. Ha 1-2 gündür zaten kim minciye çıkmıyordu eminim. Dinamo Kiev maçlarına özel taktikler, stratejiler ona göre belirlenmiştir. Ama üzdü bizi ya. Gerçekten üzdü. Fakat yola açık olsun, giderken de ortaya koyduğu karakter bizleri ne kadar sevdiğini, önemsediğini gösterir türdeydi. Ee, mesela bugün bir e, bilgi duydum, ne kadar doğru bilmiyorum ama Mesut Özil'in Başakşehir'den yıllık 1,5 milyon euro alacağına dair. Acaba 1,5 da biz mi vereceğiz diye düşünmedi değilim. Çünkü aslı olan Fenerbahçe ama herkes için değil. Mesela benim için aslı olan Fenerbahçe. Ama herkes için mi bilmiyorum. Bu arada Dinamo Kiev demişken Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı BN Sports 1'den yayınlanacakmış. 20 Temmuz saat 21'de arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yolun açık olsun Kim Minji. Bize kazandırdıkların, bize kattıkların, bize yaşattıkların için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Kadıköy Sokak ailesi de inşallah sana gidiş hediyesi olarak Güzel bir beğeni sayısıyla destek verir. Ha ben kendim için istemiyorum. Sizler için istiyorum. Bu arada canlı yayında denedik arkadaşlar. Yani en çok beğeni atan, en çok süre video izleyen ya da en çok adet video izleyen arkadaşlara direkt üyelik hediye edildi. Kafamda bir şey var. Şimdi totem gibi düşünmeyin ama. Fenerbahçe'nin her galip geldiği maçta 5 kişiye, 5 kişiye böyle üyelik hediye etsem nasıl olur? Düşünsenize mesela. Zaten bir ay içerisinde yaklaşık 8 tane falan maç olacak. 8 kere 5 desen 40. Yani belki de 40 kişiye hediye ederiz. Yeter ki Fenerbahçe her maçını kazansın. Böyle bence çok güzel olur. Birçok kişi de gaza gelir. Hani sadece benimkilerle de olmaz. Ama lütfen videoları beğenelim, izleyelim. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Yolun açık olsun Kim